Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir önce çok tatlı, çok güzel bir futbol testine, sonra da Arnold Feyler yeni çağa hepiniz hoş geldiniz. Ödümler bomba gibi yepyeni bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Sizlerle bugün bildiğiniz gibi Süper Lig ve neredeyse bütün ligler sona erdi ve biz de sizlerle Süper Lig'in en iyi 11'i oylamasına katılacağız gençler. Sizler de mutlaka yorumlara yardırın bakalım, kimlere verdiniz oylarınızı, kimleri beğendiniz, hepsini yorumlara bol bol yazın gençler ve daha fazlası için süper bir yeni patlaması yapmayı unutmayın. Boom dedik gençler ve testimiz geldi. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye Süper Ligi'nde 21-22 sezonun enlerini seçiyoruz. Kaleciyle başlayalım. Yorumlara yazın bakalım gençler. Sizce bu sezonun kalecisi kimdi? Altay olabilir. Boffin sanmam. Seyit sanmam. Ersin Destanoğlu hayır. Okan Kocuk hayır. Uğurcan Çakır. Gençler, Uğurcan Çakır'la Altay Bayındır kapışır. Diğerleri bir 3-5 basamak geride kalır. Ama ben çok küçük, yani seçebilsem ikisini de seçerdim. Ama çok milim, çok küçük bir adım Uğurcan Çakır diyeceğim. Çok şu kadar bir şey daha iyiydi Altay'dan. Uğurcan Çakır diyorum ve Türkiye'nin %45'i Uğurcan Çakır demiş. %37'si Altay demiş. Gerisi de diğer kalanlar demiş, tahmin ettiğimiz gibi. Siz de yazın bakalım sizce kimdi? Ve sezonun en iyi sağ beki yorumlara yazın gençler. Bruno Peras, Cebrail, Skubic, Bünyamin Balcı, Hader Goç ve Samuel, Osay Samuel. Tabii ki arkadaşlar açık ara Osay Samuel diyorum. Sağ kanat diye başladı, sonra sağ beke döndü. Hem ileri çok iyi akıyor, 90 dakika yorulmak ne bilmiyor. Çok feci, çok güzel bence. Siz de yorumlara yazın. Sizce Süper Lig'in en iyi sağ beki kimdi? Bence Osay Samuel. Ve Türkiye'nin %50'si Osay Samuel demiş. Şimdi iki stoperimizi seçeceğiz. Bardakçı, Nelson, Vitor Hugo, Guotas, Marcao, Cilobocci. Gençler, yani açık ara Nelson ve Marcao bu altının arasında. Ama özellikle UEFA Kupası grup aşamasında Marcao inanılmazdı gençler. O yüzden Marcao diyorum ve Türkiye'nin %52'si Marcao demiş. Sizler de yorumlara yazın. Buradan birinci stoperiniz kimdi? Ve ikinci stoper adaylarımız Kim Min-ye, Samet Akay, Naldo, Perez, Enyashima, Attila Salahi. Gençler açık ara, açık ara 100 adım önde Kim Min-je. Fenerbahçe'yi bu yıl ikinci yapanların arasında en üst sırada ve ben çok büyük bir kulübe transfer olacağını düşünüyorum. Bu sezon olmasa da 1-2 sezon sonra Kim Min-ye diyorum ve Türkiye'nin %75'i, 71'i Kim Min-ye demiş. Siz de yorumlara yazın bu altıdan hangisi. Şimdi sol bekimiz Ferdi, Gülerme, Rıdvan, Güray, Eren Elmalı, Patrick Van Aanholt. Patrick Van Aanholt çok iyi bir sezon geçirdi. Ama Ferdi arkadaşlar hem Türk olduğu için hem de Fenerbahçe'de inanılmaz bir sezon geçirdi. Ferdi diyorum. Ve Türkiye'nin %38'i Ferdi demiş. 27 Rıdvan demiş. 24'te Patrick Van Aanholt demiş. Yani yine çoğunluk benimle birlikte. Siz de yorumlara yazın. Yılın en iyi sol beki kimdi? Ve gençler şimdi orta sahalara geçtik. Orta sahalardan ilki kim olmalı denmiş. Bertolacci, Siopis, Hadzi Ahmedoviç, Fajr, Efkan ve Hamşik. Arkadaşlar ben tabii ki Hamşik diyorum. Siopis de fena değildi ama Hamşik efsane bir sezon geçirdi. Ve Hamşik dedim. Türkiye'nin %66'sı Hamşik demiş. Geri en çok yüksek oyda Siopis'le Hadzi Ahmedoviç'e gitmiş. Siz de yorumlara yazın gençler. Sizce hangisiydi? İkinci partneri gençler. Çekici, Berkan, Josef. Çok iyiydi. Miha Zajc inanılmazdı. Stamboli ve Berkay. Ben Miha Zajc diyeceğim ve %47 Zajc demiş. %34 Josef demiş gençler. Ben de ilk iki bu ikisi derdim ama Zajc birinci sırada benim için. Yani orta saham Hamşik ve Zajc oldu. Siz de yorumlara yazın bakalım. Sizce kim burada? Şimdi sağ kanatta Edin Visha var. Yunus Akgün var. Gezzal var. Arkadaşlar benim ilk ikim Edin Visha ile Yunus Akgün. Ama Türk olduğu için, genç olduğu için Yunus Akgün diyeceğim. Ve Türkiye'nin %31'i Yunus Akgün demiş. %33'ü Edin Visha demiş. Geri kalanlar çok da yüksek almamış. Gerçi Edin Gezal da fena almamış. Ama sağ kanatta yılın en iyisi Edin Visha seçilmiş gençler. Sizler de yorumlara yazın hangisi.
Sol kanatta tabii ki Kerem Aktürkoğlu açık ara. Vakame de fena değildi ama Kerem Aktürkoğlu mükemmel bir sezon geçirdi gençler. Ve Türkiye'nin %54'ü Kerem Aktürkoğlu demiş. Ve geldik oyun kurucuya, 10 numaraya. Tabii ki bence Bakasetas bu yılın en iyisi. Emre Akbaba var, Aleksic var ve ben Bakasetas diyorum ve Türkiye'nin %47'si Bakasetas demiş. Ve sezonun en iyi forveti Batshuayi var, Cornelius var. Umut Bozok gençler, neden? Çünkü birincisi Türk. Biraz sahip çıkalım ve ikincisi 20 golle Süper Lig gol kralı oldu. Gol kralı olduysa demek ki en iyisi oydu bu yıl. Umut Bozok diyorum ve oha! Cornelius, evet bura biraz taraflı bir seçim olmuş. %37 Cornelius, %28 Serdar Dursun ve gol kralımız %17 oy almış Umut Bozok. Yani Türkiye bu yılın en iyi forveti Cornelius demiş. Ve yılın en iyi çıkış yapan genci tabii ki Arda Güler. Türkiye'nin %69'u Arda Güler demiş gençler. İnanılmazdı. Ve sezonun en iyi teknik direktörü tabii ki benim gözümde Nuri Şahin. Evet, Türkiye'nin %42'si Nuri Şahin demiş. 31'i Abdullah Avcı demiş. Tabii o da şampiyon yaptı o da ama Nuri Şahin rekorlar kırdı gençler Antalya'yla. Mükemmel bir sezondu. Böylelikle gençler bitirdik. Yılın 11'inde benim Uğurcan Çakır, Osay Samuel, Markao, Kim Min-jae ve Ferdi oldu. Orta saham gençler Marek Hamşik ve Miha Zajc oldu. Sağ kanadım Yunus Akgün, sol kanadım Kerem, oyun kurucum Bakasetas, forvetim de Umut Bozok oldu. Bence çok tatlı bir 11 oldu. Haydi şimdi Arnof Weyler'a. Ve gençler, şimdi Arnof Weyler yeni çaya geçiyoruz. Haydi bakalım hız çizmesi diyeceğiz. Ve ben tabii ki Valine'imi aldım. Yargı modunu açıyoruz. Sizler de oyunu videonun altındaki linkten bedavaya tabletlerinize, telefonlarınıza indirebilirsiniz gençler. Yaz tatilinde akıp oynayabileceğiniz tatlı güzel bir oyun. Bakarsınız hatta maçta denk geliriz falan, birlikte oynarız. Videonun altındaki linkten oyunu bedavaya yardırabilirsiniz diyeceğim. Reis sen hayırdır la? Sen kime vuruyorsun öyle? Al bakayım. Oha oha, iki kişi saldırdılar ama. Görüşeceğiz sizinle. Şunlara bir basarım baba. Görüşeceğiz sizinle. Şuradan al 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 sersemlet. Al şunu al şunu al şunu al şunu. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsunuz? Hadi çıkın karşıma. Aha, hayatının hatasını yaptı gençler kaçmayarak. Ya onlar ölecek ya biz baba. Al şunu, şunu da al. Ve ışınlanmaya çalıştı, ışınlanamadı. Burayı da alıyoruz. Allah 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 Allah. Hadi beyler, yiyin şu minyon armutlarını. Girin içeri artık. Evet gençler, bütün gücümüzle saldırıyoruz. Hedefimiz paramparça etmek kuleyi. Haydi beyler, haydi beyler, haydi. Çıkalım. Bir tane minyonumuz kaldı. Al bakayım şunu reis. Şunu da al, 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 şunu da al. Ye, ye, ye. Bu arada canım iyi gitmiş. Hiç farkında değilim. Gençler bu sefer kuleyi bitirir miyiz? Hiç belli olmaz. Hadi bakalım. Hadi kule. Yıkıl kule. Haydi kule. Gençler dalıyoruz kuleye. Çok az canı kaldı. Aga be. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi doğduk geri geldik. Selamünaleyküm diyoruz. Artık o iki noob düşünsün. Artık onlar düşünsün baba. Ben geri geldim. Şimdi o kuleyi öldüreceğim diye ben öldüm ya. İnat ettim. Al bakalım kule, defol git. İki vuruş yüzünden kuleyi yıkamadım ya. İlk kuleyi haşladık. 5-2 öndeyiz. Girin beyler. Direkt ikinci kuleye dalıyoruz. Al şunu, al şunu, al şunu. Hop, hop, hop. Gençler geri çekile çekile. Dağıtıyoruz orayı. Kulenin işini bitirmişler. Minyonlar, gelin lan. Sizden korkan sizin gibi olsun oğlum. Ve gençler, devam ediyoruz.
Yargı modunu açıyoruz. Gelin bakalım. Hepiniz gelin, hepiniz gelin, hepiniz gelin. Sana buradan geçiş yok dedim. Onu da öldürdük gençler. Burayı tertemiz yapıyoruz. Şimdi kulenin içine gireceğiz. Gelsin bizim gençler. Hadi oğlum. Minyonları indiriyoruz. Al şunu da. Çok iyi. Onu da haşladık. Canımızı yenile dedik. Bir tane daha geliyor. Hepsi gelsinler bakalım. Hepsi gelsinler. Al şunu. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Abi biri gidiyor, biri geliyor. Bunlar ne ayak böyle? Şu içeride. Tamamdır, artık içeriye girebildik. Ve bu kulede haşat gençler. Yolumuza devam ediyoruz. Ve artık finale doğru başlıyoruz gençler. Aman bu ne biçim can aldı öyle ya. Oha, az daha girer girmez ölecektim. Vay arkadaş. O nasıl bir karakterdi öyle dedik gençler. Ve ama artık içeri girdik. Finali oynayacağız, büyük finali. Bakalım onları halledebilecek miyiz? O da öldü. Haydi minyonlar. Allah. Ben biraz saklanarak oynamam gerekecek. Canım az. Ağaç reis. Hadi vur şuna, vur. Tosun ölmüyor ve öldü. Bu acayip vuruyor. Buna dikkat etmem lazım. Bak. İki kişi saldırıyoruz. Ölmüyor ya. Öldürdüm şimdi. Evet gençler, burası da tamam. Haydi minyonlar. Saldırın oğlum. Bu da öldü. Bunu da öldürün. Bu da öldü. Benimki hızlandırılmış modu açtı ve saldırıyoruz. Haydi kule. Haydi kule. Haydi kule. Haydi kule. Evet gençler, ben yargı modunu açtım. Ama minyonum kalmadı ya. Minyonum kalmadı. Al şunu. Benimki ne modunu açtı öyle ya? Hadi kule. 3, 2, 1. Haşatinyo. MDZ Bubble Man. Boom. Bitiriyoruz gençler kulenin işini. Ve %99.9999 MVP'yim. Tabii ki. Boom. MVP ümidi 007. Yargı modunu açtık gençler ve maçın adamı seçildik. Görmüş olduğunuz gibi 21 kill, bir tane assist. This is ümidi man. 26 puanın 21'ini ben yapmışım. 5 puanını arkadaşlarım yapmış arkadaşlar. Bu oyunun da prosu olduk be. Gençler, daha fazla testler, Iron of Valor'lar için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişt.